etmiş, şirkete götürmüşler. Kuzen? Hah, kuzen ben de sana geliyordum ya. Hayırdır oğlum, bir gergin görünüyorsun, bir şey mi oldu? Ya şu videoyu sızdıran haini hala bulamadık ki, ona gerginliğim. Tamam oğlum, buluruz da niye alevlendin birden? Bir haber mi var, bir şey mi oldu? Söylesene. İşte yok. Yani teknik olarak bulmak imkansız. Ya bulam, hala saptanamıyor, bilmem ne olmuyor falan filan. Ben izni olursa ben şey yapacağım abi, gerçekten yani ipleri elime alacağım. Tamam, sessiz konuş. Şirketin içinden olmayabilir demiştik. Belki de gerçekten dışarıdan biri. İşte dışarıdan biriyse de içeriden birini kullanıyor. Benim düşüncem o yönde. Tamam Ali, neyse ne. Benim şimdi grafikerlerle ufak bir toplantım var. İşim bitsin konuşalım, tamam mı? Sen sakin ol. Tamam. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Elim ayağım titredi ya. Ali hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Herkes bitti iş. Ben anlamadım ki ya. Tamam, duralım burada. Şöyle vereyim. Hareket versin. Üstü kalsın. Kalalım burada, kalalım. Üstü kalsın. Eyvallah. Hayatımı kurtardın desem hiç abartıyor olmayacağım. Tuğçe Hanım, mesajınızı alır almaz koştum geldim. Vallahi öldüm meraktan, ne oldu? Sen bize iki espresso söyle önce, şuradan bakayım. Pardon. Ada, ne işler çeviriyorsun? Rüzgar tarafından takip ediliyorum ben. Ne? Nasıl ya? Nasıl takip? Bu devirde ay ne kadar ayıp ya. Allah'tan Evren görmüş de çıkarken mesaj attı bana. Yoksa yakalanıyordum vallahi. Yakalanıyordum derken? Nereye gidiyordunuz, ne yapıyordunuz ki? Aman canım, ben nereye gideceğim ki? Ben arkadaşımla buluşacaktım. Zaten önemli olan benim nereye gittiğim değil ki. Onun beni takip ediyor olması. Evet, evet. Yani evlilik teklifini kabul ettiğinize inanamıyor olabilir. Tuğçe Hanım, yani sürekli bunu söylüyorum ama çok çabuk karar verdiniz ya. Aman çok da umurumdaydı. Bunun hepsi bir oyun zaten. Neyse, ben Bora'yı alana kadar rüzgar arıza çıkarmasın, o bana yeter. Yalnız fark ettin mi? Bora'nın gözü hep bende. Öyle. Öyle tabii. Ama olan bana oluyor Tuğçe Hanım. Nasıl yani? Siz evleneceksiniz diye Bora Bey o kadar gergin ki, o kadar sinirli ki. Sinirini benden çıkarıyor. Kovacak beni. Ne kovulması canım, saçmalama, hiçbir şey olmaz. Senin arkanda Tuğçe var bir kere. Tuğçe. Şirketin baş editörü ve patronun büyük aşkı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. O zaman şöyle mi yapsak Tuğçe Hanım? Siz beni Bora Bey'e övün. Övün beni Bora Bey'e. Tamam, ben seni öveceğim. Merak etme, o iş bende. Harika. Neredeydin sen? Yemekteydim Bora Bey. Yemekteydin. Anladım. Peki bizim yemek molamız ne kadar Ada? Bir saat. Bir saat. Bir saat yemek için uygun bir vakit. Değil mi? Yeterli bir vakit. Tabii. Peki bir saat 28 dakika. Öyle bir vakit mi? Yani bizim yemek vaktimize uygun bir vakit mi? Şey, ben biraz gecikmiş olabilirim, geç kaldım. Evet, ama açıklayabilirim. Gerek yok. Geçen yıla ait toplantıların muvafakatları nerede? Geçen yılki dosyaların... Ben de biliyorum Ada.
dosyayı açmayı. Bak açmışım zaten değil mi? Açık. Ama neden alfabetik bir şekilde sıralanmadı bunlar? Neden? Vallahi öyle bir talebiniz olmamıştı. Ben o yüzden... Görevlerini sana hatırlatmak tarzım değil Ada. Kendini biraz işine verirsen, kendi işine yoğunlaşırsan çok sevinirim. Anlaştık mı? Hello dünyanın en süper ikilisi. Hashtag Adbor. İkili gibi ikili ya. Ne alemdesiniz? Çalışıyoruz Tuğçe. Senin aksine. Çok espritüelsin Baracığım. Süpersiniz ya. Bayılıyorum size. Bu sizin bu çalışma dinamiğiniz çok güzel bence. Boracığım, sana bir şey itiraf etmem lazım benim. Buyur. Söz konusu sen olmasan adayı çoktan kapmıştım. Öyle mi? Evet. Ya bu zamanda Ada gibi zeki, çevik, çalışkan, pratik, azimli bir asistan bulmak mümkün değil. Tuğçe Hanım, mahcup ettiniz beni. Teşekkür ederim. Abartıyorsunuz ama. Hiç abartmıyorum. Abartmakla alakam yok. Hatta ben bir ara düşündüm ki Bora bu sektörden sıfır asistanla emekli olacak diye düşündüm ama Adacığım top notch bir asistan olarak bu işi çözdü. Tuğçe! Evet. Sen buraya adayı övmeye mi geldin? Yok. Hiç benim adayı övmekle alakam yok. Bu geçen ayın moda kataloğu vardı. Onu ben odamda bulamadım. Dur. Bulamadıysan dur, yorulma. Ada, Tuğçe Hanım'ına yardımcı olur musun? Top notch asistant olarak. Tuğçe sen yorulma, olur mu öyle şey? Ada hadi. Hadi. Hadi bakayım, hadi. Ben bulayım o zaman. Gördünüz işte Tuğçe Hanım. Beni övmeniz bile işe yaramadı. Düşünün artık ne kadar nefret ediyor benden. Canım benim, Bora senden neden nefret etsin? Ya pardon ama sen kimsin ki? Yani olayı kişiselleştirme anlamında söylüyorum. Canım senin hiçbir ilgin yok sonuçta olan olaylarla. Baksana benim yüzük olayı infial yarattı şirket. Evet işte siz sonunda Bora Bey'le kavuşacaksınız diye arada ben kaynıyorum. O zaman durum bu kadar vahimse son kozumuzu kullanacağız. Son kozumuz ne? Ayakkabı yani. Bu kadar. Ayakkabı diyorsunuz. Evet. Ya yumuşak karnı diyorum, güven bana diyorum, tecrübeyle sabit diyorum ya. Sen kaç numara giyiyordun? Ben 37,5 giyiyorum. Benim arabamın bagajında yedek topuklu ayakkabılarım var. Onlardan bir tanesi mutlaka sana olur. Bir gerilim çıktığında ortada şöyle bir yürü bakalım, bak bakalım sinirleniyor mu Bora o zaman? Böyle takkıdı tukkudu, takkıdı tukkudu yürürken onda bir meditasyon etkisi olacak. Heyecanlandım. Evet, hiç heyecanlanma. Gel bir tane seçelim hadi. Yani ya. Ada sen. Sen neden erkenden geldin stüdyodan? Siz bana hemen dön dediniz ya. O yüzden. Hı hı. Bir de şey Bora Bey. Ne? Bora Bey, yarın bir toplantınız var. Toplantıdan önce benim size... toplantınız var biliyorsunuz. O toplantıdan önce size görseller göstermek istedim. Sen şimdi bu kataloğu yerine bırak. Hadi bak sana dön. Bora Bey, siz iyi misiniz? Böyle bir kızdınız sanki bana. Ada benim sana aklım ermiyor. Sen işlerini bitirmeden nasıl gelebiliyorsun buraya? Sen stüdyodaki işlerini bitirmeden buraya nasıl gelebiliyorsun? Benim aklım ermiyor. Bora Bey, siz bana dediniz ya görselleri de al gel. Sus! Dosyayı masaya bırak. Dosyayı masaya bırakır mısın? Teknik ekipten iki adam çağır, iki eleman çağır hemen sen buraya. Masanı çıkarsınlar. Kapının önüne koysunlar. Ben
Şimdi çıkıyorum. Siz şey yaparsınız. Hadi halledin siz, ben çıktım. Benim masam gitti. O topukluları ayağımdan çıkart. Ay, işe yaramadı. Allah kahretsin seni, işe yaramadı. Sen Tuğçe'nin ipiyle kuyuya inersen böyle olur da. İşe yarasaydı Tuğçe, ooo! Alo Tuğçe, ne haber? Ben de seni arayacaktım, kusura bakma. Bu akşam yemeğe ne dersin? Evet, 8. Yok, yok, yok. 7 olsun. 7 olsun mu? Tamam, tamam, 7 olsun. 7 olsun. Hayır. Hayır Fulya, ben alacağım seni evden. Tamam? Tamam. Tamam, hoşça kal. Bora, kendine gel. Tamam mı? Sakın. 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 Aşk kendi seçer.